Şu makarna var ya, dur şimdi bak, ben paldır küldür kızım. İnsanların çoğunu görüyorum, makarna pişirmeyi bilmiyorlar. Onu göstereceğim. Buyurun hocam. Makarna nasıl pişirilir? Şeyi de yiyemedik sizin, bulgur pilavını da yiyemedik hocam. Yani bir türlü oraya şey yapamadık, İnanamam. gelemedik. İşte diyorum yani, bu gönül çok Gö farklı bir şey. Evet hocam. Nerede hata yapıyoruz bu makarnada? Çayda yapıyorduk, onu öğrenmiştik sizden. Çayı çok demliyorduk. Ya şimdi ben özellikle iki şeyi pişirmekten çok büyük keyif alırım. Beni tanıyanlar bilir. Ya hocam şu pilavını bir yap da yiyelim derler. Yani dolayısıyla pilav bir, makarna iki. Şimdi makarnayı alıyor. Kızım orada işte ne kadar? Ha, 4 bardak mı? Bence sen bir bardak koy. O kadar suyu kaynatmana gerek yok. Bir bardak da makarna dökeriz içine. Her neyse. Şuna da dök istiyorsan. Böyle. Şimdi ben göstermek için yani. Evet. Koy ateşin üstüne, su kaynamaya başladığını varsayabiliriz. Her neyse. Yani makarna hepsinin en önemli özelliği, suyu iyi vereceksin. Bir. İkincisi, hani derler ya, demir tavuğunda dövülür diye. Dolayısıyla pişmiş haşa da su katmayacaksın. Ben görüyorum şimdi şu ne yemek programları var bilmem ne. Makarnayı kaynatıyor. Ondan poş hepsini döküyor. Ne yaptın Evet. sen ya? O su atılır mı ya? Makarnanın bütün lezzeti onun suyunda mübarek insan. Onu geri kazanamıyor musun? İşte bunun için ne yaparsınız? Bir bardak dolusu makarnaya, yani bir avuca bir bardak su ilave edersiniz. Dön kızım, başta göstereyim ki yani bunu bilsinler. Sonra aa, bu ne kadar farklıymış hocam diyeceksiniz. Suyun kaynadığını varsayıyoruz. Kaynadıktan sonra döküyorsunuz. Bunu şimdi şöyle bir salladığınızda, ki gene de biraz fazla su ama önemli değil. Tam makarnanın yüzeyini kaplamış olacak. Yani Üstü, evet. evet, üzerini kaplamış olacak ve burada bu kaynamaya başlayacak. Kaynamaya başlayınca ağzını kapatın. Çünkü tam tanelerle su seviyesi aynı yüzeyde olduğu için yüzey gerilim katsayısı da zaten oradan çıkacak ortaya. Ne yapıyor? Hafif köpürecek. Bak, çok su koyarsan çok köpürür. Evet. Ha, Kaşar hatta. evet. Fırınınızda eğer 9 basamak ısıtıcı şeyi varsa, derecesi 1, 2, 3, 4, 9, siz onu ne yapın? 4'e indirin veya 3'e indirin. Kaynadıktan sonra o hafif hafif kaynasın ve aradan da köpükler çıkacak ve makarnanın üstünü tamamen örtecek. İkide bir kapağını açıp altını üstüne çevireceğim diye uğraşmanıza gerek yok. Çünkü altı da üstü de, çünkü o köpük aynı sıcaklıkta olduğu için onu ne yapacak? Pişirecektir. Ve dolayısıyla baktınız ki ha efendim tam ayarını tutturamamışsınızdır. Su hızlı azaldı. Ne yaparsın? Bir Türk kahvesi Biraz daha. fincanı kadar suyu ilave ediver oraya. Tamam, yaklaşık 10 dakika mı, 9 dakika mı, 14 dakika mı? Bazıları çok pişmiş sever. Bazıları biraz işte sertimsi olsun makarna diyorlar filan. O sizin zevkinize. Yani ondan sonra bak, o suyu hiç dökmeyeceksiniz. Ayrı bir tabakta, kapta hazırladığınız domatesli, biber salçalı, işte tereyağlı veya zeytinyağlı sosu alacaksınız orada güzelce. Ama mutlaka bir tık karabiber ilave etmeyi unutmayın. Yani bu makarna da olsa,
pirinç pilavı da olsa yaparken bir tıkama. Çok fazla şey değil. Ondan sonra bunu alacaksınız. Komple suyunu dökmeden onun içine. İşte size tam kıvamında bir makarna. Mübarek onun suyunu döküyor. Bir, lezzeti gidiyor. İki, kupkuru makarnayı siz ne yapıyorsunuz? Saçlanmış makarnayı. Sos, ondan sonra su ilave edeceğim diyorsun. Pişmiş haşa su katılmaz. Hüseyin. Kesinlikle. Her neyse. Evet, bunu da bir yazdık, kenara koyduk. Bulgur pilavından sonra hocamdan ikinci tarif geldi. Yelin Hanım yakında burada şu bulgur... Ama o yapılmaz değil mi hocam? Başlasak anca sadece bulgur pilavı yaparız yani. Şöyle onun azıcık için, yapsak olmaz mı? Onun için tarlaya buyurun. Ha, inşallah. Tarlaya inşallah buyurun. İnşallah hocam. İnşallah. Tarlada, açık havada, harlı ateşte pişer bulgur pilavı. Mübarek, nasıl lezzetlidir o? Ata buğdayından olacak. Tam buğdaydan olacak. Hatta ben tam buğdayı pişiririm yani şey diye. Söyle bulgur diye. Ne olmuş? Biraz kırarım onu havanla, içinden yarısını çatlatır kırarım. Ondan sonra al sana bulgur yani.